Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında e, intiharın dindeki hükmü nedir? Bununla alakalı değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. İnsan, Cenab-ı Hakk'ın en mükerrem varlığı. Allahu Teala insanı en güzel ikramlara mazhar kılmış. Yeryüzüne halife olarak göndermiş. Ve gökte ve yerde her şeyi adeta insanın emrine vermiş. İnsan e, adeta yeryüzünün efendisi gibi yeryüzündeki bütün varlıklar bu efendiye hizmet ediyorlar. Gökteki güneş, gökteki hava, su bu efendiye hizmet ediyorlar. Bu kadar kıymetli bir varlıkken ama öyle garip halleri de var ki bazen küçük bir sıkıntıdan dolayı bakıyorsunuz bu insanın dünyası kararıyor. Ve yaşamak kendisine zor geliyor. Sorularla İslamiyet'e gelen soruların bir kısmında intihar alakalı sorular da karşımıza çıkmakta diyelim bir delikanlı e, üniversite imtihanını kazanamamış hayat artık kendisine çok saçma geliyor anlamsız geliyor veya bir başkası sevdiğine kavuşamamış başkasıyla diyelim evlendirmişler bunun neticesinde yaşamak kendisine e, artık bir işkence gibi geliyor bir başkası diyelim e, ekonomik krizden dolayı iflas etmiş bakıyorsunuz intihar etmeyi düşünüyor bir başkası Belki bir yakınını kaybetmiş, onun üzüntüsünden hayat kendisine çok acı geliyor. Böyle bir durumda, bu gibi durumlarda bazı insanlar, özellikle hassas olan, psikolojisi biraz daha zayıf olan insanlar, bakıyorsunuz ki intiharı düşünebiliyorlar. Yani kendi hayatına son vermeyi düşünebiliyorlar. Değerli izleyenlerim, dinen böyle bir şey kesinlikle caiz değildir. İslamiyet hayatı e, muhterem olarak bilir. Hayata hürmet eder. Ve hayatın korunması bir esastır. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir emanettir hayat. Ve bu emaneti sonuna kadar korumak bizlerin bir görevidir. E, bu canı Allah vermiştir. Ve ancak o alır. İnsanın kendisinin kendi hayatına hatime çekmesi, son vermesi e, dinen caiz değildir. Hatta insanın başkasının hayatına hatime çekmesi, başkasını öldürmesi bu da caiz değildir. Ancak çok özel durumlar var. Yani diyelim birisi size saldırıyordur, kendinizi savunurken onun ölümüne sebebiyet verseniz buna nefsi müdafaa deniyor. Dinde de bunun yeri var, kanunda da bunun yeri var. Veya savaş hali düşman üzerinize gelmiş, siz onu öldürmezseniz o sizi öldürecek. Bu gibi durumlar bazı özel durumlar müstesna olmak üzere bir insanın bir başkasının canına kıyması caiz değil. Ve Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade ediyor: "Men gatela nefsen bi gayri nefsin fesaden fil art fakihanna ma Her kim e, masum bir canı kıymış olsa, yani bir masumun ölümüne sebebiyet verse, e, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Yani bir tek insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibi. ...bir hüküm alıyor. İşte başkasının hayatına son vermeye insanın hakkı yok. Öte yandan kendi hayatına son vermeye buna da yine hakkı yok. Bununla alakalı... ...La taktulu enfusakum. Kur'an-ı Kerim'de bu ifadeyi görmekteyiz. Canınıza kıymayın mealinde. La taktulu enfusakum. Kendi nefsinizi öldürmeyin. Başkasına... Ee, bu şekilde müdahale hakkınız olmadığı gibi kendinize de müdahale hakkınız söz konusu değildir. Bunu belki şöyle bir örnekle daha iyi anlayabiliriz. Ee, askere gidenler biliyorlar askerde kendilerine silah verilir. Ee, ama bu silah emanettir. Diyelim 15 ay boyunca askerliği devam ediyorsa 15 ay boyunca o kişi bu silahı kullanır. Ama emanet olarak kullanır. Bunu kullanacaktır. Günlük bakımını, haftalık bakımını e, yapacaktır. Ve tertemiz olarak almıştır. Tertemiz olarak onu e, geriye iade edecektir. Ve e, bu silah senin mi diye sorulsa evet benim der. Ama bu benimdir demesi mecazi bir manadır. Yani emanet olarak bende duruyor. Askerlik bitinceye kadar bu benim. O anlamdadır. Onun gibi şu ruh dahi Allah'tan bize bir emanettir. Hayat Allah'tan bir emanettir. Ve bunlar çok mukaddes emanetlerdir. Çok değerli emanetlerdir. İşte bu hayat senin mi? Evet benim deriz. Bu ruh senin mi? Evet benim deriz. Yani emaneten bizde duruyor. Madem ki emaneti Allah vermiş, o emaneti almak ancak onun hakkıdır. Dolayısıyla insan emaneti teslim edinceye kadar, yani Azrail isimli melek gelip emaneti alıncaya kadar hayatını korumakla mükelleftir. Bu noktadan hasta olduğunda tedavi olması da o insanın üzerinde bir hakkıdır. Yani e, bir hastalık gelmiş böyle bir durumda e, bu bir kaderdir ben ne yapayım deyip tamamıyla kendini bırakmak değil buna karşı mücadele etmek. Nasıl ki asker e, kendine teslim edilen silahı temiz tutmaya çalışıyor günlük bakımını haftalık bakımını yapıyor benzeri bir şekilde de bu insan Allah'ın verdiği vücut emanetini sapa sağlam olarak almıştır. Sağlam bir şekilde Allah'a teslim etmeye gayret gösterecektir. Dolayısıyla intihar etmeyi düşünmek insanın hayalinden bile geçmemeli. Evet herkesin kendine göre sıkıntıları olabilir. Bu sıkıntılar bazı insanlarda fazla da olabilir ama bu fazlalık insanı çökertmemeli, insanı yıpratmamalı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oğlu İbrahim'in ölümünde üzülüyor ve ağlıyor. Diyorlar ki ya Resulallah e, yani siz de mi ağlıyorsunuz? Halbuki bizi nehyetmiştiniz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam orada şunu söylüyor. Benim diyor nehyettiğim, yasakladığım ölünün ardından bağırıp çağırmak, saçını başını yolmak, feryat etmek. Ben bundan nehyettim. Yoksa göz yaşarır, kalp ürperir diyor. İşte bir insan bir ölüm olayı karşısında elbette az çok sarsılır. Bir yakını vefat ettiğinde elbette bir ızdırap duyar. Bu normaldir. E gözü yaşarır, kalbi ürperir. Buna bir diyecek yok. Ama ölenle ölünmez. İnsanın en sevdiği vefat etmiş olabilir. Bundan dolayı onun olmadığı bir dünyada benim ne işim var demenin bir anlamı yoktur. Onun olmadığı yerde hayat yine devam etmektedir. E diğer insanın hayatı devam ettiğine göre Emaneti e, alacak olan melek gelinceye kadar o emaneti korumakla insan mükelleftir. Öte yandan diyelim e, bir insan üniversite imtihanına girdi, başarılı olamadı ve bunun üzerine bir çöküntü yaşayabilir. Ama şunu e, kendine kabul ettirmesi lazım: üniversite imtihanını kazanmamak hayatın sonu değildir. Ve üniversite imtihanını kazananlar hemen hepsi ilk defada kazanmış değillerdir. İkinci de üçüncü de dördüncü de kazananlar vardır ve en kötü ihtimali düşünelim diyelim üniversite sınavına defalarca girdi halde yine kazanamayacak durumu buna müsait değil. Böyle bir durumda bunu dert etmenin yine bir anlamı yoktur. Hayat sadece üniversite değildir ve hayatta başarılı olan insanların önemli bir kısmı üniversite okumamışlardır. Ülkemizin dünya çapında zenginlerine bakacak olursak. Bunların çoğu üniversite mezunu değildir. Dünyadaki belli başlı zenginlere bakacak olursak, mesela dünyanın en zengini Bill Gates kabul edilir, kendisi üniversite mezunu değil. İşte e, üniversite mezunu olmamak bazı durumlarda belki avantaj bile olabilir. Dolayısıyla madem e, bu gibi durumlarda ortada, e, bu gibi meselelerde insan bunu dert etmemeli. Orası hayatın sonu değildir, yolun sonu değildir. Belki de yolun bir başlangıcıdır. Önüne yeni bir yol çıkacaktır. Öte yandan ekonomik krizden dolayı iflas etmiş olan birisi bunu dert etmemesi gerekir. Defalarca düştüğü halde kalkan ve yoluna devam eden nice başarılı insanlar vardır. İnsan suya düştüğü zaman hemen boğulmaz ama yüzme bilmiyorsa o zaman boğulur. Evet, yaşamış olduğumuz Olaylar bir deniz gibi ama eğer biz yüzmeyi biliyorsak boğulmadan hayatımızı devam ettiririz. Ve şunu çok samimane ifade etmek gerekir. Bütün her şeye rağmen, bütün ızdıraplara, sıkıntılara, zorluklara rağmen hayat gerçekten güzel. Hayat Cenab-ı Hakk'ın biz insanlara bahşetmiş olduğu en büyük nimetlerden. Ve insan bunun farkına vardıkça şükür secdesine varması gerekir. Elhamdülillah Allah beni var etmiş. Bütün varlıklar içinde insan olarak yaratmış. Ve bu nimete masariyetten dolayı insan şükür secdesine varması gerekir. İntihar etmek gibi şeyi hayalinden bile geçirmemesi gerekir. Belki şunu da e, bu vesileyle ifade etmekte fayda olabilir. Bazen o da soruluyor. İntihar edenin namazı kılınır mı? Evet kılınır. O büyük bir günah işlemiştir. Ama... ...bunun cenaze namazı yine... ...kılınıyor. Bazı cinnet-i muvakkata denilen durumlar oluyor. Yani geçici delilik. Bir insan... ...o kadar hassas sinir sistemine sahip ki... ...bazı özel durumlarda... ...artık... E, ...akıl devreden çıkıyor. Artık o insan... ...adeta bir deli haline geliyor. Böyle bir durumda... E, ...belki bazıları intiharı da tercih ediyor. O anda akıl başında değil. Dolayısıyla... Normal şartlar altında çok feci bir olaydır intihar ama çok özel durumlarda belki o anda bir cinneti muvakkata hali yaşanmıştır. Dolayısıyla hüküm olarak bakıldığında intihardan dolayı vefat etmiş olan bir kimsenin cenaze namazı kılınır. Ama diğer alemdeki durumu hepimizin durumu orada ortaya çıkacak. Cenab-ı Hak hepimize hayatı dolu dolu yaşamayı en güzel bir şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.